İçin yanıyor değil mi? İçin yanıyor. İçinde böyle devasa bir yangın var. Şimdi ben sana dünyanın bütün denizlerinin, göllerinin sularını taşısam nafile. Yine söndüremeyiz, yine söndüremeyiz. Zor be evlat. Ama senin o yüreğinde yanan ateşi müjgan yakmadı. Biliyorum baba. Aklından geçeni tahmin ediyorum evlat. Ama aklında ne varsa öfkene yenik düşmeden çöz. Gelin hanıma haksızlık etmeden çöz. Uhuletle ve suhuletle çöz evlat. Çözemiyorum ki babam. Çözmeye çalıştıkça batıyorum. Nasıl çıkacağım bu işin içinden bilmiyorum hiç. Ben de bilmiyorum be evlat bu işin içinden nasıl çıkılacağını. Ama bildiğim bir şey var ki Hücran'ın gönlünü incitmeden çıkmak lazım. Ahını almadan. Yoksa bu günahın altından kalkamazsın evlat. Züleyha'yı görmem lazım. Onun ağzından gerçekleri duymadan ayağa kalkamam. Haklısın evlat. Görmen lazım tabii, göreceksin. Konuşacaksın. Ama ondan gerçekleri duyduğun kadar Müjgan'ın da senden gerçekleri duyması lazım evlat. Çünkü bu kız senin ailen. Bak daha demin, daha şimdi onun gönlü incinmesin diye ben ona yalan söyledim, günaha girdim. Biz bu yalanları daha ne kadar sürdürebiliriz evlat? Güneşi balçıkla sıvayamayız ki. Hiçbir hakikat gizli kalmaz. Mutlaka sonunda hakikati öğrenecek. Madem hakikati öğrenecek, o zaman senden öğrensin. Sen söyle ona. Onunla açık açık konuş. Neyse doğruyu söyle. Müjgan ben seni hak etmiyorum. Ne saflığına ne benim için akan gözyaşlarına. Müjgan ben... Sen benim her şeyimsin. Sen benim her şeyimsin. Müjgan ben... Sana bir şey olursa ben ölürüm. Yaşayamam. Sensiz yaşayamayacak kadar çok seviyorum. İşte bu yüzden istemiyorum silah taşımanı. Bu yüzden bu kadar korkuyorum. Sana bir şey olmasından, sensiz kalmaktan o kadar çok korkuyorum ki. Korkma, bir şey olmayacak. Söz ver. Beni sensiz bırakmayacağına söz ver. Ama bu sefer çiğnemeyeceğin bir söz ver. Yılmaz, söz ver. Söz. Seni ne kadar çok sevdiğimi bir anlatabilsem, bir bilebilsem. Peki lan, Ali'nin sünnet düğüne gideceğiz değil mi? Gideceğiz kara böcek, gideceğiz, gideceğiz canım benim, gideceğiz. Nazire! Bu Ali'nin sünnet düğünü neredeydi, şehir kulübünde mi? Evet abi. Ha iyi. Şeye, Çetin'e saat al demiştim sünnet hediyesi Ali'ye, aldın mı? Aldı aldı, şuralardaydı. İyi getir de bileğine takalım bakalım. Daha ilk günden evden çıkacak mısın baba?
Ama gelin hanım şimdi cengaver bizim için sünnet düğününü epey bir erteledi. Yani gitmezsek ayıp olacak. Şimdi senin yerine biz gidelim diyeceğim ama kabul etmeyeceksin tabii değil mi? Etmeyeceğim. Doktor yenge, hani senin hastaların sırtını dinlediğin şey var mı? Ha, steteskopu mu soruyorsun? Evet. Var, görmek ister misin? Evet. Hadi gel bakalım küçük hekim adayı seni, gel. Ne oldu evlat? Anlatabildin mi? Kıyamadım. Öyle masum ki. Kıyamazsın tabii. Kıysaydın çok evvel kıyardın. Zor be evlat. Zor. Çok zor. Bazen insan kendini kaderin eline bırakacak. Bazen kader en zor suallerin cevabını getirir karşımıza koyar. Bekleyeceksin evlat. Ama maalesef beklemeyi bekleyecek bir şeyimiz kalmadığı zaman öğreniyoruz.